Bu sabah Diyarbakır'da merkezi bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda hukukçular, sanatçılar, gazeteciler ve örgütlemeden sorumlu eş genel başkan yardımcılarımızın, eş sözcülerimizin arada olduğu 110'a yakın mücadele arkadaşımız gözaltına alındı. Bu aslında şu demek, AKP-MHP iktidarının seçime giderken kaybetmesinin intikamını almaktır. Çünkü arkadaşlarımız, hukukçu arkadaşlarımız seçim güvenliğinde çalışan arkadaşlarımızdır. Sandıklarda sandık güvenliğini sağlayacak olan arkadaşlarımızdı. Yine diğer çalışan aktif gazeteciler, sanatçılar, bütün arkadaşlarımız sahada AKP-MHP iktidarının kirliliklerini, faşizmini teşhir eden ve bu konuda çalışmalar yürüten, mücadele eden arkadaşlarımızı AKP-MHP iktidarı kaybetmenin korkusuyla bir sabah operasyonu gerçekleştirdi ve baskıyla, tehditle, şantajla ülke siyasetine yön vermeye çalışıp seçim kaderiyle oynamaya çalışıyor. Ama unuttuğu bir şey var. Hiçbir baskı, hiçbir tehdit bizi asla yıldırmayacak. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak bizlere gönül vermiş mücadele arkadaşlarımızla, hukukçularla, sanatçılarla, gazetecilerle AKP-MHP faşizmine kaybettirmek için sahada olacağız ve mücadele edeceğiz. Bizim için asıl mücadele artık şimdi başladı. Bu tehdit ve şantaj politikalarına boyun eğmediğimiz için daha çok çalışacağız. Daha çok AKP iktidarına kaybettirmek için mücadeleyi yürüteceğiz. Buradan bir kez daha bütün demokratik kamuoyuna AKP-MHP faşizminin baskı, tehdit, şantaj politikalarına boyun eğmeden herkesi son 20 günde daha aktif bir şekilde sahada çalışmaya, daha önemlisi sandık güvenliklerini sağlamak için sandık başlarında olmaya ve sandık güvenliğini sağlamak, AKP-MHP faşizmine kaybettirmek için daha çok mücadele etmek için alanlarda olmalıyız. Daha çok seçim çalışmalarına daha aktif bir şekilde katılmalıyız. AKP-MHP iktidarı tehditleriyle, şantajlarıyla, baskılarıyla, gözaltı politikasıyla asla sonuç alamayacak. Ne bugüne kadar aldı ne bundan sonra da aldı. Ama buradan bir kez daha hatırlıyoruz. AKP iktidarı sizin için geri sayım başladı. Faşizminizin son günleridir. Biz 14 Mayıs günü bu sizlere kaybettirmek için sahadayız. 14 Mayıs günü gözaltına aldığınız, tehdit ettiğiniz, şantaj politikalarına maruz bıraktığınız her bir arkadaşımızın hesabını sormak için sandıklarda oy kullanacağız. Katlettiğiniz kadınların hesabını sormak için sandıklarda oy kullanacağız. Dilini, kimliğini, kültürünü inkar ettiğiniz Kürtler için alanlarda oy kullanacağız. İnançlarını yok saydığınız Alevi toplum için 14 Mayıs'ta oy kullanacağız. Ve ne yaparsanız yapın, hiçbir baskı ve tehdit politikası sizin kaybetmenizi engelleyemez. Siz kaybettiniz, direnen halklar kazandı, bizler kazandık ve buradayız. Birlikte değiştirmek için daha aktif bir şekilde sahadayız, mücadele ediyoruz. Buradayız, birlikte değiştirmek için Yeşil Sol Parti'nin etrafında AKP, MHP, faşizmine karşı mücadele hattındayız.